Şimdi işin rengi değişti Selim. Bu kadın onu 20 geçe poliklinikteyse eğer, işte 10 dakika yürüme mesafesi, 3-5 dakika kaydın açılması falan. Yani Şener Bey'le randevusundan önce rahatsızlanıyor olması yüksek ihtimal. Kendini kötü hissedince de Ruth'tan yerine girmesini istemiş olabilir. Belki de masaja girmemek için bir tezgah yapmıştır. Öyle olsa kaçar giderdi Selim. Sen olsan iki kişiyi öldürdükten sonra 5-6 saat olay yerinin dibindeki bir poliklinikte kalır mısın? Vay be. Şener'in yanında kız da gümbürtüye gidecekmiş neredeyse. Rahatsızlanınca şans eseri kurtulmuş. Kızın hiçbir şeyden haberi yoksa daha sonra niye öldürdüler Amelie'yi? Bir dakika ya. Ya biz yanlış hedefin peşindeysek? Yani ya asıl hedef Amelia'ysa? Aferin Selim. Şimdi bir şeyler oturmaya başladı. Diyelim ki hedef Amelia. Kim niye öldürmek istemiş olabilir o zaman? Kızı tanıyan bizim bildiğimiz topu topu 3 kişi var. Demir, Selim, Hülya. Hangisinden başlayalım? Yapmayın komiserim. Ne derdim olacak benim Amelia'yla? İşte mesela kıskançlık. Ne kıskançtı? Masözlük yaptığı için rahatsız oldum belki. Ya da müşterileriyle yattığını düşündün. Yok daha neler. Hayatta yapmaz öyle bir şey. Yeter lan. Ona itiraz, buna itiraz. Yok mu oğlum bunun bir oluru? Yapmayın komiserim. Bir şeyden şüphelensem ayrılırdım kızdan. Neden elimi kana bulayım? Bir kızgınlık anında kendini kaybetmiş olabilirsin. Öyle olsa o an boğarım onu. Olur biter. Sonra da gelir erkek gibi teslim olurum. Masaj yeriymiş, zehirmiş. Kim uğraşacak bunlarla komiserim? Tamam işte. Sonunda boğdun kızı. İtiraf et. Ben yapmadım. Yalan söyleme lan. Madem erkek adamsın, itiraf et. Benim ne diğerleriyle ne de Amelia'nın ölümüyle bir alakam yok. Şu masaj salonuyla ilgili bir şeyler anlattı mı sana hiç? Nasıl şeyler? İşte genel. Masaj salonunun problemleri var mıymış? Stopaj vergisi ödeniyor muymuş? Gelir mi? Ulan ne olacak ulan? Patronuyla ya da iş arkadaşlarıyla bir derdi var mıymış? Biraz Sevim'den şikayet ederdi. Arada bir tartışıklarını falan anlatırdı ama öyle acayip şeyler yoktu. Ne tartışması? Zam istemiş, vermemiş. Yok işte bunlar deli gibi çalışıyormuş da kaymağını oyuyormuş falan filan. İşte zenginin malı, züğürdün çenesi komiserim. Amelia ile aranızda sorun var mıydı Sevim Hanım? Anlamıyorum. Bu soruyu sormak için mi beni buraya getirdiniz? Lütfen soruya cevap verin. Yoktu. Maaşından falan şikayetçiymiş. Müşteriler arasında tercih edilen biriydi. Biraz da havaya girmişti. Zam falan istedi ama zaten en yüksek maaşı o alıyordu. Bu yüzden tartışmışsınız. Öyle önemli bir şey değildi. Zaten aylarca önce olan bir şeydi. Sonra konuştuk, aramızda hallettik, gitti. Nasıl hallettiniz? Öldürerek mi? Ne? Masaj salonunuzda bir müşterinizle bir masajınız öldü. Ve ardından bir diğeri daha öldürüldü. Ve bunların hiçbirinden haberiniz yok, öyle mi? Aslında önemli olmadığını düşünmüştüm ama sanırım size anlatmam gereken bir şey var. Bir iki hafta önceydi. Hülya benimle konuşmaya geldi. Müsait misiniz Sevim Hanım? Gel Hülya'cığım. Ne vardı? Bir şey isteyecektim de. Nasıl bir şey? Acaba bir miktar avans verebilir misiniz? Maaşından kesersiniz ufak ufak. Yine mi Hülya'cığım? İnsan biraz bütçesine göre yaşar. Mecbur olmasam gelmezdim size. Tamam tamam. Söyle bakalım ne kadar? 10.000 lira. Ne? 10.000 lira mı? Ne olur Sevim Hanım. İnanın çok ihtiyacım var. Çok zor durumdayım. İyi tamam da ne yapacaksın bu kadar parayı? Amelia'ya borcum var. Bir ay kadar önce paraya çok sıkışmıştım. Banka kredisi falan almayı düşünüyordum. Amelia bir gün canım sıkkın otururken yanıma geldi. Anlamış halimden bir şeyler oldu. Neyin var Huli? Kaç gündür böyle durgunsun? Sorma. Taksitler, kira, faturalar derken bir de kredi kartı faizleri çıktı başıma. Acaba kredi mi çeksem diyorum. Sakın ha. Sakın yapma. Daha da batarsın. Başka çare mi var Amelia? Ne kadar lazım ki? Boş ver. Çok borca girdim. Boyum aştı zaten. Sen söyle bakayım. Aşağı yukarı 10.000 lira falan. Ben veririm sana. Şak diye çıkardı, verdi parayı yani. Geldiğinden beri biriktiriyormuş zaten. Çok zor durumdaydım.
Hayır diyemedim. Sonra da baktın parayı geri ödeyemeyeceksin. Kızı öldürmeye karar verdin. Doğru. Ha, yani hayır, ben kimseyi öldürmedim. Sadece parayı ödeyemediğim doğru. Ama zaten Amelia'ya da söylediğimde aldırmadı bile. Önemli değil, yavaş yavaş ödersin dedi. Bu kız bu kadar parayı nereden bulmuş olabilir? Evde 120 bin dolar para çıktı. Böyle masajla falan kazanılmaz bu para. Yani ben müşterileriyle ilişkiye girdiğini falan düşünüyorum. Haklısın. Akla gelen ilk ihtimal o. Ama biliyorsun şimdiye kadar tahminlerimiz doğru çıkmadı. Yani başka ne olabilir ki? Şu dosyaları tekrar gözden geçirelim. Muhakkak atladığımız bir şeyler var. Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim, dosyada delilleri ve ifadeleri teker teker gözden geçirirken, Zeynep Amelia'nın parçalanmış olan cep telefonunda çok önemli bir delile rastladıklarını haber verdi. Başka var mı? Yok başkomiserim. Bilişimdeki arkadaşlar sadece bunları kurtarabilmişler. Fotoğrafların nerede çekildiği belli mi peki? Hayır. Ama bir bilgisayar ekranında çekildiğini anlıyoruz. Böylece Amelia'nın da o kadar parayı nereden bulmuş olduğu anlaşıldı. Birkaçında tarih var. Evet başkomiserim. Bilgisayar ekranından çeken adamın Türk olduğunu tahmin ediyoruz. Uzak doğulu çocuk fahişeler. İşte böyle şeyler görünce bütün kimyam değişiyor. Nereden bulacağız şimdi bu pisliği? Galiba ben nerede bulacağımızı biliyorum. Selim komiserim, Amelia için mi geldiniz? Nereden anladınız? Bugün gazetede okudum öldüğünü. Ama doğrusu eve beklemiyordum. Önce sizin iş yerinize uğradık. Erken çıktığınızı söylediler. Girebilir miyiz? Tabii, tabii buyurun. Masaj yağındaki yeşil kristallerin analiz sonuçları geldi başkomiserim. Akvaryum temizlemede kullanılan bir maddeymiş. Balıkları seviyorsunuz herhalde. En büyük tutkum. Egzotik balıklar. Küçük ama çok güzeldirler. Tıpkı uzak doğulu küçük kız çocukları gibi değil mi? Anlayamadım ne demek istediğinizi. Biz anlatırız merkezde. Hadi buyurun. Thank you.